İşte üzerine çok türküler yakıldı. Çok canlar aldı Fırat. Evet. Ee, neler söyleyebiliriz öncelikle buralar hakkında? Şimdi bizim köyümüzün ismi Kızıl'in. Yani e, Kızıl'in köyünün ana isim sebebi bu gördüğümüz mağaralar. Kızıl'in. Mağara Kızıl yani. Çok eskiden yerleşim yukarıda değil ki insanlar buradan yaşıyorlarmış. Buralarda. Daha son, evet. Daha sonra yukarı çıkmışlar. Su buradan gület olmadan önce burası çok aşağıdaydı. Aşağıda mağaralar vardı. İç içe çıkıyordun yukarı doğru. Yani bir Mağara şehri gibi. Peki suyun altında da mağaralar var mı? Şu anda suyun altında mağaralar kaldı. Yani bizim köyün yerleşimi söylediklerine göre çok eski tarihleri dayanıyor. Eskide mesela çok Aydın kabileleri insanları Selim döneminden ulaşım yokmuş, su boyundan ulaşım sağlanıyormuş. Bazı Aydın kabileleri o yörülere yerleştiriyorlarmış. Bizim mesela köyün çok önceki yerleşiminden. Etraf köylerden hiç cami falan yokken cami varmış. Hiç etraftan okul yokken buraya okul yapılmış ve çok eski tarihte burada fırın ve karakol varmış. Çok Bizim, eski tarihte. Çok eski tarihte. Bizim köyün yerleşimi çok eski yani. Peki e, Kızıl İn şu anda görmüş olduğumuz mağaralardan ismini almakta. Evet. E, Hayli de mağaralar var burada. İnsanlar daha önce buralarda yaşıyormuş ve evet. e, tabii suyun gelmesiyle, buranın gölet olmasıyla insanlar artık yukarı doğru göç ettiler, değil mi? Yani. Evet. Şimdi Peki, burada e, iki su bizim köyün önünde birleşiyor. Tam göksu, Adıyaman içinden gelen, Fırat. Az sonra gideceğiz oraya. İki suyun birleşimi var. Peki, sanırım e, Kuşak Kaya mıydı? Gümüş Kaya. Gümüş Kaya. Gümüş Kaya yukarısı. Şimdi bizim köyün şöyle de bir özelliği var. Bizim toprağın bitişik Antep'e bağlı. Göksu bizim Adıyaman'la olan, ile olan sınırı belirliyor. Karşı 100 metre Urfa. Yani dört bölgenin ortasından bir köyümüz var. Yani Mezopotamya gibi. Çok güzel. Göksu suyunun ve Fırat'ın birleştiği yere doğru yol alıyoruz. Hadi buyurun bakalım. Kaptan sağda müsait bir yerde inecek var. <laughs> Erdal inecek misin müsait bir yerde? <laughs> Efendim şu anda Adıyaman, Göksu ve Fırat'ın Geldiği ve bu iki suyun birleştiği noktadayız. Sağ taraf sanırım Göksu. Bu taraftan gelen sol tarafımızdaki su da Fırat. Burası da iki suyun birleştiği nokta. Lakin burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bir taraf bulanık. Şu taraftaki evet. su bulanık. Evet. Bu tarafta çok berrak, temiz bir su var. Nedir abi? Şimdi bu Göksu. Göksu eee ıı... Zemin belli. Burası Fırat. Fırat hemen yukarıda baraj olduğu için su zemindeki duru berrak su geliyor yani. Ama gök su derilerden karışım topraklardan geldiği için buraya bulanık geliyor yani. Burada da tam birleşirde iki tane ayrı renk çizgi oluyor. Bu ileriye doğru gidiyor. Yukarıda seyrettiğinde çok değişik güzel bir görünüm oluyor. Efendim burası Adıyaman'ımızın Besti ilçesinin Kızılın köyü ve Kızılın köyünün efendim bulunduğu yerde, bulunduğu yerde çok güzel manzaralar var. Şu anda Kızıl'in köyünün mıntıkasında tekne üzerindeyiz. E, bu mağaralara hiç gelenler var mı arkadaşlar? Bu mağaraları tanıyanlar özellikle geliyor. Burada ee... Tanıtım olmadığından burada çok güzel turistik yerler var yani bir burayı tanısalar bu yöreyi bırakamazlar yani biraz da ilgisizlikten şu anda biraz yalnızlık gibi. Peki kimler yaşamış bu mağaralarda? Bu çok zaman öncelerinden insanlar hep böyle sihirlerde yerleşim yeri yapıyorlarmış yani şu anki. Ev Kabul ediyorum yokmuş. yani şimdi nihayetinde hani bu yerleşim alanları nihayetinde sizin köylere ait değil. Burası bizim yöreye ait değil. Heh, yani burada kimler kalmış anlatılanlara göre rivayetlere göre e, kimler yaşıyordu burada? Hangi medeniyet vardı? Hangi kavim vardı veya bilginiz var mı? Bundan şu an o kadar benim bilgim olmadığından bunu birazdan köyümüzden röportaj yaptığımızda muhtarımız ve değerli bazı büyüklerden daha öğreneceğiz. insanlarımızdan öğrenebiliriz. Peki e, hiç sizler gittiniz mi? Bu mağaraların içerisine girdiniz mi? Geziyor musunuz? Ben yazın buraya geldim. Piknik yaptık. Burası yazın buz gibi oluyor. Buradan giriyorsun. Mağara şehri gibi bir şey. İç ta yukarıya kadar çıkıyorsun. Bunlar hep iç içe evet, birbirine geçmeli evet. mi bu mağaralar? Hepsi bağrılar. birbirine geçmeli yani. Basamak, basamak, basamak. Yani koridor gibi antre gibi buradan göz göz basamaklar var. Yukarıya doğru çıkıyorsun yani. O dönemlerde burada su yok muymuş peki? Su buradan daha aşağıdaymış. Yani şu anda burada en azından 15 metre su yükseldiğini düşün yani. Burası gölet olmadan önce. 10 sene oldu zaten bu göletin kalktığına. Evet. Ben yaya yol geçiyordum mesela. Öyle Hiç mi? Tabii tabii her iki taraf. Şimdi sanırım bir tarafımız şu anda Urfa. Urfa. Burası Adıyaman. Burası Besni. Bir de şöyle bizim Kızılın Köyü Besni'nin en son köyü. Ve Gaziantep sanırım. Ve bitişik taraf Gaziantep. Maşallah yani böyle e, dört şehrin, dört ilin ortasında daha doğrusu üç şehir bir ilçe ortasında en son köy ve böyle güzelliğe sahip. Efendim yazın özellikle böyle gezmeyi sevenlere, dolaşmayı sevenlere belki de besli olup kızilini hiç bilmeyenler, kızilini olup da hiç köyünü görmeyenler, manzaradan haberdar olmayanlar vardır aranızda. Efendim pikniği sevenlere, gezmeyi sevenlere böyle tarihi ilinin kültürel zenginlikleri zenginliklerini araştırmayı sevenlere diyoruz ki Kızıline bu mağaralara gelin yazın özellikle efendim bu mağaralar birbirinden geçmeli bir şekilde ta ki yukarı en üstü görünen büyük yere kadar orası da hol gibi yani, ee, yani evin ant büyük düğün salonları gibi yani o kadar büyük evet. şu en üstte böyle tek bir oda göz gibi yer görünüyor orası aynı orası. oradan merdiven çıkıyor yukarıya <laughs> en üst zirveye çıkıyor mu oradan Oradan henüz en gidilmiyor. en, üst yok, gidilmiyor. Yok, yok. Sen sen yok. Sen mağara, en son. En, en, son. en son mağara orası. İki dağın arasında kalmışam Bülbül gibi daldan dala Konmuşam ey, konmuşam ey Ne gün Eşne'de murat dalmışım Ana beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdi Girdi de